Tekrar merhabalar Bereket TV izleyicileri. Bizim Kümes programıyla tekrar karşınızdayız. Aksaray'dayız. Bu kez Kas Çiftlikleri'ni geziyoruz. Kas Çiftlikleri'nde kooperatif başkanımız Ramazan Ülgen Bey ile beraber olacağız. Kazcılık hakkında ondan bilgiler alacağız. Çeşitli kazırklarımız var. Yaklaşık 7-8 adet kazırkımız var burada. Onları kısaca sizlerle beraber tanıyor olacağız. Ve onun arkasından da bize bazı sürprizleri olacak Ramazan Bey'in. İnşallah güzel bir program için buradayız. Sizlere de güzel bir seyir imkanı sunmak istiyoruz. Öncelikle daha önce programımızı izlemeyen arkadaşlarımız için Ramazan Bey'i tekrardan bir tanımak istiyoruz. Ramazan Bey, bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Ramazan Ülgen, Aksaray doğumluyum. Aksaray Doğal Kas Kooperatif Başkanıyım. 10 yıl bu sektördeyim. Amatör olarak başladık. Profesyonelliğe doğru adım adım ilerliyoruz şu an. Şu anda kaç çiftliğimizde kaç tane kazımız var? Şu an 400'e yakın kazımız var. Ne ırklarımız var? Hangi ırklarımız mevcut şu anda? Mast ırkımız var, Tolus ırkımız var, Amerikan Buff dediğimiz ırkımız var, Çorum Dövüş kazımız var, Çin ırkımız var. Çin kazımız. Evet. Şu anda herhalde Türkiye'deki en popüler ırklardan evet, bir tanesi. Evet, şu an en popüler ırklardan. Popülerliği de daha çok azalmaya başladı artık. Hangisi daha çok şu anda tutuluyor? Şu an daha çok mast, ticari ırk dediğimiz etli ırklar. Mast olsun, Fransız ırkları var onlar. Aha. Şu an onlar tutuluyor. Mast ırklarımızla alakalı oldukça çok fazla merak edilenler var. Müsaadeniz olursa size de bu konuyla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Mastlarımız kaç haftalıkken yumurta atmaya başlar? Ortalama 8 ayla yakın bir süreçte yumurta atmaya başlıyor. 8 ay gibi evet, süreç geçmesi ay. Gerekiyor. Ya bakımına göre 7 ayda da alan arkadaşlarımız var. Ben 8 ayda aldım, 7,5 ayda alan oldu. 7 ayda alan oldu ama ortalama bir süreç 8 ay. 8 aylık bir süreç. Aslında çok da uzun bir süreç değil gördüğümüz kadarıyla. Ticari anlamda zaten şu anda Türkiye'de en çok tutulan ırk. Evet, şu an en çok tutulan ırk. Ya diğer ırklara göre baktığımızda elimde birçok ırk var ama Çin ırkı, mesela Linda ırkı besledim. İşte yerli ırk besledim. Onların et verimi masta göre yarı yarıya. Aynı bakım, aynı masraf, aynı emek ama bunda iki katı verim alıyoruz. Kilo açısından evet, galiba kilo değil mi? Evet, kilo açısından. Mast ırklarımızda hastalıklarımız nelerdir, ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Hastalıklar, kazda en büyük gördüğümüz rahatsızlık Salmonella ve Türkiye'de deyiz olan bir hastalık var, Avrupa'dan gelme. Deyiz hastalığı dediğimiz en fazla bu iki. Kaz vebası, evet. Bir nevi kaz vebası. Evet. Bunlar sanırım daha önceleri Türkiye'de çok fazla yoktu. Sanırım ithal edilen hayvanlar kontrol altına alınmadan Türkiye'ye geldiği için, karantinaya geçerek geldiği için bu hastalıklar da Türkiye'ye girmiş oldu galiba. Evet, ya bunun çoğu etkeni de işte civciv çıkardık da satan arkadaşlarımız oldu dağılma yönünde. Çünkü Türkiye'nin her tarafına civciv gönderiyoruz veya yapan arkadaşlar gönderiyor. Hastalığı bile bile satmaya başladılar. Sattıkça her bölgelere dağıldı. Aslında bir nevi kendi ayağımıza evet, sıkmış olduk galiba. Evet. Kazlarımızda özellikle verim açısından nasıl bir ortam olması gerekiyor? Ya kazlar strese çabuk giren bir hayvan. Ben bunu gördüm. Önce tavuk da beslemiştim ama kaz strese girdiği zaman kolay kolay çıkartamıyor stresten kazı. Kazı strese sokan unsurlar nelerdir? Yer, bakım, ondan sonra hayvan kovalayabilir. Mesela bir köpek kovalar, hayvan yumurtayı keser, verim alamayız. Ya da kapalı ortamı kazlar çok sevmiyor. Açık ortam olacak ve gezindiği yer çok rahat olacak hayvanların. Güneş sanırım bunların etkilerinden evet. Bir tanesi de hayvanın aydınlatmayı da çok ihtiyacı evet. Var. Aynı tavuklarda olduğu gibi benzer sorunlardır ama tavuklarda özellikle kestiği zaman tekrardan başlatma imkanına sahip evet. Olabiliyoruz birçok açıdan. Ama kazlarda biraz bu konu galiba evet, hassasiyet yani. İçeriyor. Aydınlatmayla da şöyle ilgili söyleyeyim. Biz ilk zamanlar ışık yakmaya başlamıştık yumurtaya hızlı başlasın diye. Tabii biz bu ışıkları tam ayarlayamadığımız için hayvanlar hızlı verime girdi, yumurtayı erken kesti. Bu da bir sıkıntı oluyor kaz için. Biz şu an doğal ortamına bırakıyoruz, ışık yakmıyoruz yani. Hayvan Ocak ayında başlamasın da Şubat ya da Mart ayında başlasın, randımanı güzel gitsin istiyoruz. Yumurta sayısına etki ediyor mu peki bu faktör? Tabii ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama bir 60 yumurta aldığımız hayvandan ışık yakarak 15 yumurtaya kadar düşürüyoruz bu sayıyı. 60 yumurta aldığımız hayvandan
Evet. 15'e kadar. 15 kadar düşürüyor ışık yakmamız. Önceden başlamış olmak. Evet. Yani erken başlamış evet. olmanın çok da büyük bir avantajları evet. yok o zaman. Yok. Yani biz doğallığı tercih ediyoruz. Hayvan zaten yumurtayı iyi bakımı oldu mu, hayvanın gelişimi düzgün oldu mu, damızı da sağlam seçtik mi zaten hayvan yumurtaya başlıyor. Sanırım bu konudaki en önemli şeylerden bir tanesi damızlık seçimi. Evet. Peki izleyenlerimize civciv alıp mı büyütmelerini tavsiye edersiniz? Yoksa sağlam gerçekten dört dörtlük bir damızlık alarak kendi kuluçkalarını oluşturmayı mı önerirsiniz? Ya ilk başlayanlar için yani şöyle söyleyeyim. Ocak ayına kadar damızlık, Ocak ayından sonra civciv. Bazı arkadaşlarımız yerini yetiştiremiyor. İşte hazırlığını yapamıyor. Ocak ayından sonra civciv öneriyoruz biz. Çünkü damızlık yer değiştirdiği zaman oraya adapte olma süresi, yumurtaya başlangıç süresi pek verim vermiyor kazda. Bu olayı gördük biz. Damızlıklar o zaman insanlara şunu söyleyebiliriz. Damızlıklarını bildiğiniz yerden civciv alın. Evet. Bu konuda güvenilirlik çok çok önemli. Peki damızlıklarda seçimiyle alakalı izleyenlerimiz şunu düşünebilir. Biz bu kaz ırkında nelere dikkat etmeliyiz? Hangi ırklar bize para kazandırır diyecekler ama galiba sizin tavsiyeniz en büyük must. O kadar çok denemenizin sonucunda elde ettiğiniz sonuç must. Üzerinde. Yani dediğim gibi elime 8'e yakın ırk var ama ben en iyi verimi must'a aldım. Kilo açısından daha fazla evet. basıyor. Yumurta verimi yumurta 70'e verim. Kadar çıkıyor. Hatta geçtiği dönemler oluyor. Oluyor. Yani 40 ile 70 arası diyelim biz. Peki yumurtlama dönemleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor mastların? Şöyle söyleyeyim. Kaz genellikle 12. ayın 20'sinde başlama şeyi oluyor. Mart'a kadar başlayan hayvanlarımız oluyor. Yani 12. ayla Mart ayına kadar başlama süresi var yumurtaya. Ve Temmuz, Ağustos ayına kadar yumurta alıyoruz kazlarda. Temmuz, Ağustos ayına kadar. Çok güzel. Peki sadece bu dönemde mi? Sonbaharda alınabiliyor mu yumurta hayvanlardan? Master kırında şöyle bir özelliği var. Yılda iki kere yumurta veriyor. İlk sezonluk yumurta veriyor. Ondan sonra 11. 12. ayda dediğimiz gibi bir 30'a yakında o aylarda alıyoruz yumurta. Çok güzel. Ortalamada yıllık bazda yüzü buluyor mu? Yüzü buluyor. Ama biz şundan yanayız yani bu dediğim gibi ikinci periyot yumurta istemiyoruz biz. Döl verimi düşük mü oluyor? Döl veriminden şey civciv büyümesinde sıkıntı oluyor. Kış ayı olduğu için. Civcivin kalitesi düşük oluyor. Kalitesi düşük oluyor. Şu an yaylım, yemi güzel olan hayvan civcivle kışın büyüyen hayvan arasında çok büyük fark oluyor. Büyüme şartlarında sanırım gelişimiyle alakalı bahsediyorsunuz. Kilo almasıyla evet. hayvanın, doğal hayata adapte olmasıyla ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet. O zaman izleyenlerimize şunu mu söylemek isteyelim? Söyleyelim daha doğrusu. Civcivlerinizi alacaksanız Mart aylarında almaya başlayın. Evet. Şubat, Mart ayları itibariyle evet. almaya başlayın. Eylül, Ekim ayında alacağınız civcivlerin çok da fazla bir yaşam şansı da az oluyor galiba. Hem de et kalitesi de düşük oluyor. Evet. Bir sonraki sezona da genç yumurtaya başlıyor. Mesela Ekim, Ağustos ya da Kasım aylarında çıkan civcivler de tekrar yumurtlama süresi Haziran'ı, Temmuz'u buluyor. Sezon atlamış oluyor yani. Biz sezon atlamasını istemiyoruz hayvanı. Peki o dönemlerde çıkım alıyor musunuz yoksa yumurtayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yumurtayı genellikle ya kaz yumurtasında bir de şöyle bir şey var. Hastalık yönünden birkaç hastalığa iyi geliyormuş. Yani isteyen arkadaşlarımız oluyor o yönde değerlendiriyoruz biz. Ha, gıda olarak tüketilmesi evet. konusunda o dönemde bir şeyimiz olmuş oluyor. Çabamız olmuş oluyor, satış imkanına sahip olmuş oluyoruz. Yumurtalarımız peki hazır konuyu açmışken gıda olarak tüketilmesinde herhangi bir mahsur var mıdır? Tavuk yumurtasıyla arasında ne farklar vardır? Tavuk yumurtasıyla arasında fark sadece büyüklük bakımından. Yani ortalama bir kaz yumurtası 5 tavuk yumurtasının büyüklüğüne ideal yani. Kaç grama kadar çıkıyor kaz yumurtası? 190 ile 270 gram arasında değişiyor. 270 gram? Evet. Tavuk da bir gramajı ortalamasında yaklaşık 65-70 gram civarına düşünürsek dediğiniz gibi yaklaşık bir 4 katı civarındaki bir rakama tekabül ediyor. İzleyenlerimize tavsiyeleriniz açısından soracağım Ramazan Bey. Kazlarımızda özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Kazlarımızda ilk önce biz ırkı çok şey yapıyoruz. Yani melez hayvanla ticari yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü hibrit hayvanlar belli bir yıldan sonra bozulma oluyor.
Bozulma yaptığı zaman da bu ticari yönden bize bir eksi olacak. Sağlam damızlık, safkan damızlıklarla yani yıllarca seleksiyon yaparak bu hayvanları yıllarca elimizde tutabiliriz. Peki bir kas kaç yıl boyunca bize yumurta verecektir, döllü yumurta verecektir, damızlık olarak kullanabiliriz? Yerli kazlarımızda 10 yılı buluyor. Ama bu ticari ırklarda 5 yıl, 6 yıl. Erkekler sanırım 3 yıl civarında evet. Bir verim alınıyor. Evet. Ve dişilerde de yaklaşık bu 5 yıl ticari kazlarda, yerli kazlarımızda da 10 yıl civarında. 10 yıla yakın. Bu 10 yıllık süre zarfında hayvan kalitesiyle alakalı bir farklılık söz konusu mu? Hani şunu sormak istiyorum. Bazen bu şehir efsaneleri de olabiliyor. İlk yumurtadaki hayvanla 5. Yumurtadaki hayvan arasında hem sağlık açısından farklılıklar var hem de kalite açısından farklılıklar var gibi bir unsur söz konusu mu? Ya ben kazlarda olayı görmedim. Şu an elimde 5 yaşında hayvanım var. Yani ilk yıl. Toy dediğim hayvana göre daha sağlıklı bence. Aldığımız yavru. Değil mi? Daha yani, güzel, daha gelişmiş oluyor yavru. Daha hızlı gelişiyor ondan aldığımız yavru. Peki damızlık alınırken sizce kaç yaşında bir damızlık alınması uygundur? Ortalama 2 yaşında yani. Tam kazda alınan verim zaten 2 ve 3 yaş aralığı. O yüzden 2 ve 3. İlk yıl hayvan yumurtlamada sıkıntı çekiyor, yumurtlayamıyor, ölüm olayı oluyor. Tam istediğimiz gibi randıman alamıyoruz hayvandan ilk yıl ama aslında ilk yıl yumurtlamayı öğreniyor diyebiliriz evet, hayvanlar. Evet, ilk yıl kendini adapte etme süreci gibi bir şey oluyor ama ikinci ve üçüncü yaşında hayvanlarda tam verim alabiliyoruz. Çok güzel. Ortalamadaki verimimiz 70'i buluyor demiştik. Master için bahsettiğimiz evet. Rakam. Döllü yumurta açısından. Peki damızlıklara gelmişken konu şunu da sormak istiyorum size. Erkek ve dişi olarak kaça kaç bir orantılı olması lazım? Ya biz bu ticari ırk ya da yüksek yumurta veren ırklarda iki dişiye bir erkek öneriyoruz. İkiye bir. Evet. Peki ticari ırklarımızda ikiye bir. Bazen tek eşlilik olayları da oluyor kazlarda bildiğim kadarıyla. Suni olarak da döllenmesi de mümkün olabiliyor galiba. Evet, suni döllemeyi yeni bir hocamızla tanıştık. Öğretti şu an. Daha şey aşamasındayız, tam geliştirme aşamasındayız. Diğer ırklarımıza, Toğlus ve Hormogol, iri cüsseli ırklarımıza şu an uyguluyoruz ama daha sonuçlarını tam almadık. Ortalama Avrupa'da %90-%95'e kadar verimlerin arttırıldığını beyan ediliyor suni tohumlama yöntemiyle. Sanırım Türkiye'de de bu unsur yavaş yavaş hakkını bulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani daha gelişen bir şey yani. Kimsenin haberi yoktu. Hocamızla bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. O da bize dedi yani gelip gösterme olay olmadı ama ileride gelecek şu an. Bize çektiği videolarla şu an sadece deneme aşamasındayız. Tutacak mı diye. Tüm dünya bunu başarmışken biz de başarırız diye tahmin ediyorum. Başarırız inşallah. Yani başarmayacak bir şey yok öğrendikten sonra. Dünyada kazcılığı en iyi yapan ülkeler hangileri? Polonya, Almanya, Fransa ve Macaristan şu an. Rusya'da da galiba bir şeyler var. Evet. Yapılanma oldukça kuvvetli bir yapılanma, güçlü bir yapılanma söz konusu. Evet. Rusların da kendine ait ırkları var. Rusların Linda ve Holmogor dediğimiz evet. Irkları var. Şu an piyasada zaten Linda biraz daha ağırlıkta sanırım besleniyor. Evet. Et verimi açısından da. Et verimi açısından Linda'mız biraz düşük. Linda yumurta yönünde çok güzel bir hayvan. Yumurta yönünde. Evet. Peki mesela bu etleri de ticari olarak baktığımız zaman bir insan, bir aile bir kaz yemek istiyor, kaz alacak. Herhalde bir 10-11 kiloluk bir hayvana hem gücü yetmez hem de çok da fazla o konuyla alakalı tüketimi de yapamaz. Çok fazla olmayacaktır. Ama bir 4 kiloluk, 3 kiloluk bir kaz tüketimi hem maliyet açısından daha ucuz olacaktır sanırım. Hem de bütçeye el verecektir, tüketim daha kolay olacaktır. Bu konuya bakış açınız nasıl? Ya bu konuya bakış açım, ben de şöyle bir düşünce içindeyim. Tam tersi olarak 10 kiloluk hayvana 4 kiloluk hayvan fiyatına verirsek hem tüketici kazançlı olacak hem üretici. Elbette. 10 kiloluk hayvanın 4 kiloluk. Yani zaten aynı bakım, aynı masrafla dediğim maliyetler gibi. Maliyetler aynı. Evet, niye 4 kilo alalım 10 kilo alacağımıza? Tüketici daha memnun olacak bu işte. Peki kaz etinin şu andaki kilo fiyatları nelerdir? Şu an 35 ile 40 lira kesilmiş kargas fiyatı. Hı-hı. 20 ve 25 arası da canlı fiyatı, kilo fiyatı. 20-25 arasında. Evet.
gazetini birazdan sizlerle beraber bir tadacağız inşallah. Evet, imkanımız olacak. Peki gazetiyle alakalı başka yaptığımız farklılıklar var mı? Şu an kas sucuğu da yapıyoruz farklılık olarak. İleride harika. Tesis kurup kavurması, işte sosisi, bu tür taz işlemeli şeyler yapmayı düşünüyoruz. Şu an ülkemizde kaz döneri yapılıyor ama kazlar dışarıdan ithal olarak geliyor. Kaz etleri dışarıdan ithal geliyor. Bizim ülkemizde böyle bir potansiyel varken, böyle bir imkan varken dışarıdan et alabiliyoruz, kaz eti alabiliyoruz. Evet. Peki çok farklı bir ırka ait bir et mi de dışarıdan alıyoruz? Türkiye'de üretilmiyor mu bu hayvanlar? Üretiliyor ama şu an biz Avrupa'dan biraz daha geride geldiğimiz için şu an işte kesimhanelerimiz tam hazır değil. Onları hazırlama aşamasındayız. Önümüzdeki yıllar sadece kendi şeyimizi, pazarımızı oluşturacağız Türkiye'de. Avrupa'dan et sokmayı düşünmüyoruz. Harika bir imkan olur. Yani pazar gittikçe genişleyecek, gittikçe açılacak. Sonuçta şöyle bir şey de var sayın seyircilerimiz. Üreticilerimizin nerede olduğunu çok da fazla bilinmiyor. Nerede ne iş yaptıklarını, elinde kaç tane kaz olduğunu, nasıl bir et imkanına sahip olabileceklerini restoranlar bilmiyor. Nereden nasıl tedarik edeceklerini çok da fazla bilmiyorlar. Ama bu programlarımız vasıtasıyla da, kooperatifimizin aracılığıyla da ne kadar isterlerse, yaklaşık 400'e yakın çiftliğimiz var galiba. Evet, şu an Aksaray'da 400'e yakın üretimimiz var. Dışarıdan da yayılımı yapıyoruz. Diğer bütün illerden. Diğer tüm illerden de geliyor. Evet. Toplamda kaz olarak sayımız nedir? Size üye olan, kooperatife üye olan şu an çiftçilerimizin toplam 30.000 üzeri 30.000 üzeri kazımız var Aksaray'da. Kayıtlı olan, daha kayıtlı olmayan da var bunda. 30.000'in üzerinde. Evet. Yani neredeyse tüm Türkiye'ye et sağlayabilecek durumdayız. Sağlayabilecek durumdayız. Ve tüketim artarsa da bizim üretimimiz de artacak. Evet. Üretim artarsa da maliyetler de düşecek. Evet. Üretimle alakalı maliyetlere gelmişken konu. Daha önceki programımızda siz bizim konuğumuzdunuz. Daha doğrusu Mehmet Bey'le yapmış olduğumuz Ataks çiftliği çekimimizde, Ataks tavuklarımızı tanıtırkenki çekimimizde konuğumuzdunuz. Bugün de biz sizin konuğunuzuz. Sağ olun, çok güzel ağırlıyorsunuz bizleri. Kapılarınızı açtınız. Kazlarla ilgili elinizden gelen tüm desteği bize gösteriyorsunuz. Muhtemelen tüm Türkiye'de aynı şeyi yapıyorsunuz. Çünkü sizleri sosyal medya üzerinden de takip ediyoruz. Sizinle tanıştığımız gün itibariyle de sizin takipçilerinizden bir tanesiyim. Çünkü oluşumunuz gerçekten çok güzel. Sayın seyircilerimiz, Türkiye çapında kurulan bir kooperatif, kanatlı kooperatifi. İşin içerisinde sadece kaz yok. Hindi var, ördek var, tavuk var, bıldırcın var. Kanatlılarımızın hemen hemen hepsi mevcut. Tamam. Ve bu konuların hepsiyle de alakalı çalışmalar da yürütülüyor. Evet. İşin maliyet hesaplarına gelecek olursak orada kalmıştık aslında. Yemle alakalı konularda üretimimiz ne kadar artarsa maliyetlerimiz o kadar düşüyor. Evet. Bu sefer yem piyasasına karşı da elimizde bir koz olmuş oluyor. Güçlü bir kozumuz olmuş oluyor. Sonuçta sizler gidiyorsunuz 100 tane kaz için bir yem almak var. Bir de 30.000 kaz için bir yem almak var. Ona göre bir fiyat almak ya var. O konuda çok sıkıntı çekiyorduk. Biz yem firmalarına gittiğimiz zaman indirim alamıyorduk. Ama şu an kooperatif aracılığıyla yem firmaları bize başvuruyor. O avantajımız var. Fiyatlandırmayı da ona göre veriyorlar. Evet, ona göre fiyatlandırma. Yani şöyle söyleyeyim, şu an hoşumuza gitmeyen fiyatı biz değerlendirmeye hiç almıyoruz. Bize daha uygun fiyatı değerlendirmeye alıyoruz şu an. İçindeki rasyonlarımızı sanırım hocalarımız, ziraat mühendisi arkadaşlarımız ve il tarım müdürlerimiz bunlar denetliyorlar rasyon konusunu. Evet, önce kaza özel bir üretilen yem yoktu. Şu an ona da başladı büyük firmalar. Kaza özel, ördeğe özel, bıldırcına özel, hindiye özel yemler üretmeye başladı. O da en büyük avantajımız oldu bizim için. Çok güzel, gayet iyi. Peki yem fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman eskiden afaki soruyorum, net bir sayı söylemenize gerek yok. Kaça mal ediyorduk, kaça düşecek? Ya şöyle söyleyeyim, eskiden 130'a 120'ye mal ediyorduk. Şu an 100 TL'nin altına düşecek. 100 TL'nin %20'lik bir faktör, hatta %30'luk bir faktör. Evet. İnanılmaz güzel bir rakam ve gerçekten de bayağı büyük bir başarı. Birazdan bir misafirimiz daha olacak. Sanırım
kal sucuğunun imalatını yapan Kemal Bey bizlerle beraber olacak. Şu anda o da bekliyor sayın seyircilerimiz. Reklamlardan sonra onu da konuk olarak alacağız. Ondan da öğrenmek istediklerimiz ve sormak istediklerimiz var. Biraz daha tekrardan sizlerle beraber olacağız. Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Yine beraberiz. Kemal Bey geldi. Kemal Bey'i size kısaca bir tanıtacağım öncelikle. Kas sucuğunu üreten bir arkadaşımız. Türkiye'de ilklerin gerçekleştiği yerlerden bir tanesi Aksaray. Kas sucuğunu da biz ilk defa duyduk. Sağ olsun başkanımız Ramazan Bey bu konuda ısrar etti. Bir tadına bakın lütfen diye. Kemal Beyler de kırmadı, geldi yanımıza. Sağ olsunlar bir de ikram hazırlamışlar, teşekkür ederiz. Kısaca bir Kemal Bey tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Öncelikle hoş geldiniz, merhaba diyorum. İsmim Kemal Korkmaz. Ben de kaz üretim ile uğraşıyorum. Aksaray'ın Uzunkaya köyünde kaz çiftliğimiz var. Başkanımız sağ olsun ondan aldığımız damızlıklarla bu işe başladık. Geçen yıl Nisan ayından bugüne bu işi yapıyoruz. Daha önce de çok düşünmüştük. İmkan dahilince anca bu zamana gelebildik. Kaç kazımız var Kemal Bey? Şu an damızlık olarak elimde 50'ye yakın kazım var. Ama bunlar her hayvandan damızlık olmuyor. Ramazan Bey çok daha iyi bilir bunu. 2-3 dönem atlatılmış, onların içerisinden en iyileri seçilmiş olaraktan ayrılmış damızlıklardır. Elit ırk dediğimiz ırk. Tabii, kesinlikle. Şimdi bunu biz cücük olarak aldığımızda, büyüttüğümüzde hayvanlar büyürken bunu takip ediyorsunuz. Büyüdükten sonraki kilolarına, hareketlerine, sürü uyumuna bakaraktan bunları ayırıyorsunuz. Onlardan çıkan yavruları da ayırıyorsunuz ve üçüncü olarak onlardan çıkan yavruları da ayırıyorsunuz. Ondan sonra hakiki damızlığı elde etmiş oluyorsunuz. Sonra bunlardan üretilen hayvanları da bir sürü haline gelmiş kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Bunlardan üretilen hayvanları da piyasaya isteyen arkadaşlarımıza pazarlamasını yapıyoruz. Kendimize üretiyoruz. İşte bu hayvanlar biraz daha diğerlerine bakınca çok daha fazla et alabilen, işte protein değeri yüksek, işte yağ oranı dengeli olan hayvanlar. Bunları üretiyoruz. Çok fazla da çeşitli hayvan bulundurmuyoruz. Onları diğer çiftlik arkadaşlarımızla saf kan ve tek ırktan gidiyorsunuz kesinlikle galiba. Kesinlikle. İşte diğer işte farklı bir cins üretilecekse bunu diğer arkadaşımıza emanet ediyoruz. Siz burada örnek veriyorum. İşte Linda kazını üretin. Biz bu çiftlikte mastı üretelim. İşte Ramazan arkadaşımız tolusu üretsin. Bu şekilde ayarlayaraktan hayvanları birbirine karıştırmadan çok daha sağlam bir ırk. Çünkü sağlam ırkın olması gerekiyor. Bunların haricinde özellikle işte yerli kazlarımız var. Yani ülkemizin değerlerine mutlaka sahip çıkmak kesinlikle, zorundayız. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bunların da ıslahı çok önemli. Kesinlikle. Şimdi biz ilk reklamlardan önceki bölümümüzde Ramazan Bey'le de konuştuk. Birçok konuyu konuştuk. Ramazan Bey'in de söylemi de şuydu. Aynı yem, aynı emek, aynı masraf. Birinde 4 kilo, birinde 10 kilo et. Evet. Çok büyük bir artı demektir bu. Kesinlikle. Bu ıslahla gerçekleşebilecek olan bir işlem. Kesinlikle. Bizim de kendimize ait böyle bir ıslah sistemine ihtiyacımız var ve bu konuda yapılacak olan profesyonel çalışmaların da devamının gelmesi çok çok önemli. Sanırım bu konuda üniversitemizde, bakanlığımızda birçok konuda çalışmalar yürütmeye başladılar. Çünkü evet. Türkiye'de kaz operasyonu gittikçe artıyor. Popülaritesi de gittikçe artıyor. Kesinlikle. Ve üretim sayısı da arttıkça da maliyetlerimiz ucuzlamış oluyor. Evet. Şimdi hani biliyorsunuz kaz eti diğerlerinden çok daha farklı bir et. Hem lezzet olarak hem protein olarak kolesterol değeri, yağ değeri. Sonra işte bunun biliyorsunuz kurutma mevzusu var. Bu hayvanı önceden hazırlayıp hani yılın dört mevsimi yiyebiliyorsunuz. Onları soracağım. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Buyurun. Kaz sucuğu fikri aklınıza nereden geldi? Kayseri'ye yakınsınız ondan mı acaba? Çok Kayseri ile alakalı değil ama şöyle söyleyeyim. Birincisi bu hayvan kırmızı ete sahip. Evet. Bütün kanatlar arasında en büyük özelliklerinden birisi kırmızı ete sahip. Şimdi hindi de kırmızı ete benziyor. Evet. Onda da var. Evet. Ama bunda bir farklı yağ oranı var. Aslına bakarsanız fikir kazdaki yağdan kaynaklanıyor. Ve etinin lezzetinden kırmızı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi kazı kestiğiniz zaman insanın içi açılıyor derler ya hani bakınca. Evet, evet, o rengi görünce bundan neden sucuk olmasın fikri çok güzel ortaya fikir. Geldi. Çok çok güzel fikir.
Ve oturduk, iki tane kazda bunun numunesini yaptık. Müsaadeniz olursa ben bir tadına bakmak istiyorum. Tabii lütfen buyurun. İlk defa bir sucuk, kaz sucuğunun tadına bakıyor olacak. Ve şimdi ilk bu denemeyi yaptığımızda içine kesinlikle organik olması gerekiyor. Ve kazı görmemiz gerektiği için. Cidden harika. Gerçekten çok çok güzel. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadı. Kesinlikle zaten kabul etmiyor. Koruyucu kullanmıyorsunuz. Mümkün değil. Şimdi bu sucuk üretimindeki arkadaşlar bizden çok daha iyi bilirler bunu, profesyonel arkadaşlar. Bunlara ısıl işlem uygulanır. Daha sert ve kalın durması için. Biz bunu uygulamıyoruz. Neden? İçindeki yağdan dolayı bunu kabul etmiyor. Evet. Ve organiklikten dışarı çıkmaması gerekiyor. Mükemmel. Kesinlikle olduğu gibi kendi yağıyla duruyor. Bunu pişirirken dışarıdan herhangi bir yağ kullanmıyorsunuz. Şimdi en lezzetle yani ilgili. Yani yağsız olarak tavaya atılıyor. Tabii kendi yağ bunun. Zaten kendi yağını birazdan da seyircilerim sizler de göreceksiniz. Yağ oranı oldukça yüksek. Kesinlikle. Ve lezzet açısından kırmızı ete benzemiyor. Kesinlikle benzemiyor. Çok farklı bir lezzet. Yani şöyle söyleyeyim size. Tadına bakarak anlaşıldı. İşin açıkçası o. Benim de ilk defa tattığım bir lezzet oldu. Ben gerçekten de çok sevdim. Gerçekten de çok sevdim. Ki bu konularda biraz da gurme sayılırım yemek konusunda. Ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Ne cidden demek? Çok yakışmış. Ben sucuk ve kaz çok fazla birbirine bağdaştıramıyordum ama böyle bir etkiyi ilk defa gördüm. Gerçekten de çok güzel. Elinize sağlık. Ne demek? Afiyet olsun efendim. Şimdi İlker Bey, şöyle bir şey daha var. Bakın şu an canlı yayındayız ve biz çekim yapıyoruz. Dikkat ederseniz içerisindeki yağ olduğu gibi duruyor. Evet. Evet. Diğer üreticilerde olduğu gibi, diğer hayvansal ürünlerden yapılan sucuklarda olduğu gibi. Şimdi biz bu çekim süresi boyunca takip edeceğiz. İçindeki yağ asla donmayacak. Zeytinyağı gibi olduğu gibi duracak. Sonra şöyle bir şey vardır. Hani sucuğu yersiniz sıcakken. Sonra üzerine bir bardak su içersiniz. Soğuk su içtiğiniz zaman ağzınızda böyle gurme olarak bilirsiniz siz, bir donma olur. Bunda kesinlikle öyle bir durum olmayacak. Ağzınızda bir donma gibi bir hissiyat olmayacak. Sonra işte içinde lifler olur, bilirsiniz. Kesinlikle. Bunda dişinize takılan, ağzınıza takılan kesinlikle böyle bir durum da yok. Ya biz bunu biraz merak. O zaman harika bir keşif olmuş bu. Kesinlikle. Ya biz bile bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Sanırım, mükemmel bir şey oldu. Kooperatifimizde de satışa sunulan bir hizmetimiz değil mi bu? Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi gereken izinlerini tamamlıyoruz. Biz şu an bunu deneme amaçlı yaptık. Şimdi evet. Gereken izinlerini alıyoruz. İşte kesimhanemizde Ramazan Bey bahsetmiştir zaten. Aktif olduğu zaman tam sürüm olarak devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kesinlikle ben bu ürünlerin de tutacağını çok çok eminim. Cidden çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Hem tadı hem lezzeti. Sanki birazcık tuz oranı biraz yüksek gibi. Evet. Bilerek mi yoksa ayarlanabiliyor mu bu? Ayarlanabiliyor. Şu an şunun da testini yapmak gerekiyor. Kaz tuzu fazla çekmedi. Sucuk içerisinde çekmiyor. Evet. Onun için tuz miktarını biz normaldeki hayvansal ürünlere göre ayarlamıştık. Ondan biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. Evet. O biraz zaman sanki daha tuzlu ama bu ayarlanabilir. Zaten şu an deneme aşamasındayız. Kesinlikle. Deneme üretimindeyiz ve bu konuda çalışmalar devam edecek. Evet. Ama en ufak organikliğinden en ufak tavizimiz olmayacak. İsteseniz de yapamıyorsunuz. Kaz buna izin vermiyor. Kesinlikle. Harika. İçine hiçbir madde kabul etmiyor. Eğer yaparsanız işte bağırsakta patlamalar veyahut da değişik renk farklılıkları, tat farklılıkları, o yüzden kesinlikle gaz buna izin vermiyor. Kendi nasıl doğalsa bunun da böyle doğal olmasını istiyor. Şimdi kazın yağı da var burada. Evet. Kaz yağı bildiğim kadarıyla birçok hastalığın da şifa kaynaklarından bir tanesi. En azından doktorlarımızdan duyduklarımız, sosyal medyada üzerinden de gördüklerimiz kadarıyla, televizyon programlarında da sonuçta bizler de birer izleyiciyiz. Evet. Onlardan da izlediğimiz kadarıyla da kaz yağı ile alakalı da bayağı bir şifa etkisi de varmış. Evet, şu an bizden aşırı derecede bununla ilgili bir talep var. Daha şöyle söyleyeyim, başlayayım cümleme. Daha önce kazın daha çok etini, hani biraz daha yağsız olsun, yağ az olsun, eti fazla olsun diyen arkadaşlar bu kez kaz artık yağlı olsun demeye başladılar. Çünkü tadı yağlıdan çıkıyor. Tabii, hem lezzetli hem de o yağı değişik amaçlarda kullanabiliyorlar. Mesela, onlar da öğrendiler. Birincisi, kazı ilk kestiğimizde arkasındaki yağını alıp eritip yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Kuyruk yağı gibi. Kuyruk yağı gibi ve kesinlikle
Bazı arkadaşların şeyleri vardır, işte gurmelerin, öyle söyleyeyim. Değişik yağları yiyemezler lezzet olarak. Biz böyle bir arkadaşa bile kaz yağını yedirdik. O içinde bunun kaz yağı olduğunu bilemedi. Bu çok daha gerçekten değişik. Çok farklı. Gerçekten çok güzel. Hani kesinlikle. Şu kaz yağı diye ayrım yapamazsınız. Mümkün değil. Ama lezzeti, damağa dokunur bir lezzeti var. Aynen, kesinlikle. Bu çok lezzetli olmuş. Niye böyle? Hatta şöyle söyleyeyim, yaptığımız yemekte herkesin bildiği menemen. Evet. Menemen bu dönemde, hani biliyorsunuz, kış mevsimindeyiz. Domatesler o kadar organik değildir. Tadı yerinde değildir. Buna rağmen bu neden bu kadar tatlı diye bir soru sordu. Neden bu kadar lezzetli olmuş diye. Artı içerisinde her yağın kendine has bir kokusu vardır. Ama gazdan mümkün değil, böyle bir şey yok. Evet, kesinlikle en ufak bir koku sezmedik. Yok, koku yok. Ayrıyeten işte sıfır kolesterol. Bunu artık çok herkes duydu. Çok büyük bir avantaj, kesinlikle. Evet. Antibiyotik zeytinyağı özelliği gibi de olduğu söyleniyor. Biz bunu tam olarak bilimsel olarak test etmedik. Yani ama sayın seyircilerimize şunları ifade etmek istiyorum. Yaradan öyle güzel yaratmış ki her şeyi. Yerinde, zamanında ve tam da kararında o yaratmış ki. Her şey doğal olarak yaptığımız zaman aslında her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir hastalık da mücadelede bile bunların tamamının tedavisi doğada var. Kesinlikle. Her şey. Zaten bildiğimiz ilaçlar da doğadaki bitkilerden elde ediliyor. Evet. Şimdi bu bitkileri yiyen hayvanların da etleri, yağları sonuçta bizim vücudumuza geçiyor. Ve bunlar hücrelerde parçalanarak enerji haline getiriliyor. Ve besleyiciliğiyle beraber hastalıklara karşı da bağışıklık sistemlerimiz güçleniyor. Kesinlikle. Yani ne yaparsak yapalım, işin organiğini yapalım, işin doğalını yapalım, işin üçkağıdına, sahtekarlığına kaçmadan, üçün beşin hesabını yapmadan derler ya. Evet. Onu yaptığımız zaman zaten Allah yürü ya kulum diyor. Kesinlikle. Bir şekilde bir yerlere gelinebiliyor. Şimdi kazın yağını kozmetik sektöründe de artık kullanmaya başlıyoruz. Birincisi işte elde ayakta vücutta olan çatlakları çok güzel tamir ediyor. Hani reklam olur mu bilmiyorum. Bütün kozmetik, marka söylemesek iyi olur. Yok, marka değil de bütün kozmetik ürünlerinin İsviçre'den geldiği söylenir. Evet. Hiç gerek yok. Kazın yağı bu türlü işte çatlaktır, işte sünmedir, yok selülüttür. Bunların hepsine karşı geliyor. Ve herkesin elinde bulunabilecek gayet doğal bir şey. Sonra eklem ağrıları. Eklem ağrıları. Kesinlikle müthiş bir faydası var. Bu kazın yağını aldıktan sonra hafif bir ıslak bir sıcak bir tavada veyahut da işte tencerede, doğal herkesin evinde bulunan şeyle erittirip de bir şişe haline getirip sürdüğün zaman işte diz kapakları, eklem ağrıları, boyun fıtıkları, bunlara aşırı derecede faydası var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bizim söylediğimiz bir şey değil. Onun haricinde işte protein değerini artık herkes öğrendi. Şimdi doktorlarımız özellikle 2-3 yaş, 5 yaş arasındaki yeni başlayan astım bronşit hastalığı olan çocuklara kaz yumurtalarını öneriyorlar. Yumurtasına ya, da gelelim. Yumurta zaten her anlamda astıma iyi geliyor. Evet. Özellikle bıldırcın yumurtası, tavuk evet. yumurtasının ama gençleri, genç hayvanlar, ilk bahsettiğimiz bizim kılavuz yumurtaları olarak bahsettiğimiz yumurtalar astım hastalığına gerçekten çok çok iyi geliyor. Hem de protein değeri, vitamin değerleri oldukça yüksek. Kaz yumurtası hakeza öylesine. Yani aslında genel anlamda yumurtanın insan vücuduna olan faydaları tartışılmaz. Kesinlikle. Şimdi kaz burada kendini ayırıyor. O bir adım daha öne çıkıyor. Yani her biliyorsunuz yumurtanın içindeki protein değeri gayet yüksek. Bunda bıldırcında olduğu gibi bıldırcından daha fazla bir özelliği var. Zaman zaman biz de yeni şeyleri öğreniyoruz. Bunun üzerinden bizim de bilmediklerimiz oluyor. Aa, buna da mı faydası varmış diyoruz. Şimdi arkadaşlar özellikle dediğim gibi tekrarlayayım. Bunun için şey istiyorlar. Kaz yumurtası yesin bu çocuklar. Evet. Özellikle haşlayıp yesin diye söylüyorlar. Şimdi önceden civciv için veya kuluçkane için bunların siparişini hazırlardık. Şimdi sadece yemek için hazırlar pozisyonuna düştük. Bu da bizim için bir gurur verici bir şey. Sebebine gelince biliyorsunuz bütün kanatlı hayvanlar otu sever, yeşilliği evet. sever. Kesinlikle. Ama kaz tamamına neredeyse otla beslenen bir hayvan. Peki şurada bir soru sormak istiyorum size. Buyurun. Siz de üreticisiniz sonuçta. Sayın Başkan da yanımızda, o da bu konuda çalışmalarını bizler biliyoruz. Sayın seyircilerimiz de kendilerini takip edebilirler ya da arayıp sorabilirler. Bereket TV'nin özellikle Facebook sayfasında, YouTube sayfasında, Twitter sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza en içtenlikle cevap vereceğimizi söyleyebiliriz sizlere. Kaz deyince akla ilk kez su geliyor. Yani susuz kaz düşünülemez. Evet. Su ortamı olmadan.
Biz buraya bakıyoruz ama burada bir akarsuyumuz yok. Demek ki bu iş normal yapılabiliyor. Evinin bahçesinde de yapılabiliyor. Görüldüğü gibi. Yaklaşık ortalama 1,5-2 dönümlük bir arazi galiba. Ortalama. Bu konuda da ben size sorular sormak istiyorum. Böyle bilinen bir şehir efsanesi vardır. Suyun olduğu yerde yapılır gaz. Evet. Başka yerde yapılamaz. Doğru mudur değil midir? Şimdi Kemal Bey. Çok güzel bir soru sordunuz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Evet, bakın şu çok ince bir çizgidir. Altını çiziyorum. Gaz su ister, şarttır. Ama enzem değildir. Nasıl? Şimdi bu hayvan günde 3 defa suya girer. Hı hı. Tahmini 3 aşağı 5 yukarı 3 defa suya girer. İlk girmesinde kendini bir yıkar. Gaz çok temiz bir hayvandır. Önce kendini bir yıkar. Şimdi söylediklerimi başkanım da tasdik edecektir. O benden çok daha tecrübeli. Biz bunları tecrübeyle sabit yaşayarak gördüğümüz şeyler. Evet. Bu hayvan günde 3 defa suya giriyor. İlk önce kendini temizliyor. Tüyünü temizliyor. İkinci girdiğinde serinlemek amaçlı giriyor. Ve bu girdikleri sürede maksimum 5'er dakika. Daha fazla kalmıyor. Yani akarsu da olsa, normal yapay bir yerde olsa aynen. Ortalama 3-5 dakikalık bir süreci geçiriyorlar kesinlikle. İçerisinde. Onun haricinde önünde içmelik suyu olacak. Hayvan çok temiz bir hayvan. Yem yerken suya ihtiyaç duyar. Çünkü tabiatında var, temiz olduğu için 2 tane yem yer, 3. de gagasını suya sokar, ağzını temizler. Bu hayvan bu kadar mükemmel yaratılmış bir hayvan. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Onun haricinde yok 24 saat suyu olacakmış, sürekli suda yaşarmış. Böyle bir imkan yok. Böyle bir durum yok. Bütün halkımız bundan işte dediğiniz gibi muzdarip. Ya bizim buralarda su yok, bu hayvan yaşamaz. Evet, başkanıma da sormak istiyorum tabii. Aslında. Mikrofonu uzatalım başkanıma da. Ramazan Bey, gazla ilgili olarak az önce bahsettiğimiz şekliyle suya gereksinimiz yok anlaşıldığı kadarıyla. En azından siz bunun en büyük ispatlarından bir tanesini kendi bahçenizde yapmış durumdasınız. Suya niye ihtiyacımız yok? Yani, akarsuya. Ya da yeteri kadarına ihtiyacımız var desek belki daha doğru olacaktır. Ya şöyle bir örnek vereyim. Akarsu olan arkadaşlarımız da var bölgesinde. Bizim yetiştirdiğimiz kazlarla onun kazlarının arasında iki katı fark var. Akarsu hayvanı yoruyor ve gelişimini yavaşlatıyor. Enerji sarf ediyor. Evet. Fazlasıyla enerji evet. sarf ediyor. Ama biz sadece zaten ya şu olay var, şunu açıklayayım. Ben kazlar suda çiftleşir. Öyle bir olay yok. Benim kazlarım tamamıyla toprak üzerinde kuru yerde çiftleşiyor. Ve şu an %90'larda döl verimim var. 10 yıldır bu işin içerisindesiniz. Evet, 10 yıldır. 10 yıldır bu şekilde hayvanlara bakıyorsunuz. Evet. 10 yılda toplam aldığınız tahminen bilemezsiniz tabii ki siz de unutmuşsunuzdur ama kaç tane civciv almışsınızdır? 10 yılda kaç tane civciv almışımdır? Yani 50 binin üzerindedir rahatlıkla. 50 binin üzerinde. Evet. Bu da bir önceki programlarda da bahsetmiştik sizinle. %90 üzerinde bir çıkımla evet. gerçekleşen bir evet. unsur. Yani nereden baksanız %100'e yakın bir döllü yumurta elde edilmiş oluyor. Evet. Ve bu döllü yumurtalar da bu çiftleşmelerin karasal ortamda gerçekleştirilerek elde edilmiş bir döllerle. Evet. Damızlıklar sağlıklı ve bakımlar iyi olduktan sonra yani çiftleşme ortamında ne kadar geniş olursa kazlarda şu olay oluyor. Yer dar olursa erkekler birbirine indiriyor dişinin üzerine ve çiftleşme olmuyor. Ama geniş alanda hayvanlar da sağlıklı olursa suya ihtiyaç kalmadan çiftleşiyor. Yani bir numaralı kuralımız bizim damızlıklarımız sağlam olacak arkadaş. Evet. Her şeyinle en iyisi damızlık seçimi. Evet. En önemlisi damızlık seçimi. Veya civciv alıyorsanız da en iyi damızlıklardan elde edilmiş civcivleri almış evet. olmak. Ya biz seleksiyon dediğimiz evet, seleksiyon. Örnek. Yani seleksiyon yapılmış damızlıktan ya da aldığınız civcivi seleksiyon yaparak geliştirmek. Şimdi mastarda 5 kiloluk da dişimiz var, 8 kiloluk da dişimiz var, 7 kiloluk da dişimiz var. Biz ortalama 7 kilo ile 8 kiloluk dişleri ayırıyoruz. Erkekler 9 kilo gelen var, 5 kilo gelen var. 9 kilo gelen, 8 kilo, 7 kilo gelen erkekler ayırıyoruz ki bir sonraki nesil aynı bu şekilde devam ediyor. Elit ırkımızı oluşturalım evet. istiyoruz. Evet. Elit ırklarla beraber yolumuza devam ettiğimiz zaman seleksiyonla beraber yaptığımız seçimlerde bayağı bir kar sağlamış olacağız. Yani reklamlardan önce sizinle de konuştuğumuz gibi aynı bakımla, aynı yemle, aynı masraflarla 4 kilo, 5 kilo alacağımızı 10 kilo, 11 kilolara kadar çıkma imkanımıza sahibiz. Evet. Ya Master'ında en üst seviye ortalama bir sürü ortalaması 7 kilo diyoruz ama 9 kilo gelen hayvanlarımız da var. 8 kilo gelen hayvanlarımız da var ama ideal şu an 7 kilo. Biz bunu seleksiyon yaparak 10 kiloda çıkartacağımızı düşünüyorum ben.
Harika bir rakam, harika bir rakam. Aynı masrafla demek ki daha ucuza. Evet. Sizin de dediğiniz gibi 4 kilo et fiyatına 10 kilo et. Evet, hem müşteri memnun kalacak hem üretici memnun kalacak bu sonuçta şekilde. Bizim hayvansal proteinlere ihtiyacımız var. Sağlıklı nesillerimiz için, kendi sağlığımızı devam ettirmemiz için protein çok önemli bir gıda maddesidir. Ve bu protein, hayvansal proteini etlerden ve sütten karşılamış oluyoruz. Etten karşıladığımız unsurlar da sonuçta bir bugün kırmızı etin fiyatı 55-60 liraları buldu. Neredeyse yarı yarıya gelen bir farklılık. Kırmızı etin de yerini tutabilecek olan bir unsur kaz eti de. Ve gerçekten de ben ilk defa tadına bakmış olan biri olarak söylüyorum bunu. Etin lezzeti gerçekten çok şahane. Öncesinde benim de bir ön yargım vardı. Kaz eti nasıl olur? Çok yağlı olacak, çok böyle farklı gelecek diye beklerken kaz etinin de tadına birazdan bakıyor olacağız. Sağ olsun Ramazan Bey kazı da bizim için hazırlattı. Sizlerle de görüntüleri paylaşıyor olacağız sayın seyircilerimiz. Ama lezzet açısından kesinlikle ama kesinlikle dört dörtlük bir ürün. Tavsiye ederim. Bunları da en güzel yapabileceğiniz unsurlardan biri de kooperatif. Sayın Başkanımızın da şeyi oldu, kendi hem üyesi hem başkanlığını yürüttü. Aksaray'da Kanatlı Kooperatifi. Bu konuda zaten ellerinden gelen her türlü yardım destekleri gerçekleştiriyorlar. Biz sizinle sohbete doyup olmuyor. Doyamadık da zaten. Ama programımızı bitirmek zorundayız. İnşallah bir sonraki programımızda tekrardan sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bu konuda devlet destekleri nelerdir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Ve bunlarla alakalı tüm detayları da bir sonraki programımızda sizlerle beraber tekrar konuşuyor olacağız. Sevgili Bereket TV izleyicileri, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.